Bu dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A seçeneğinde edat ve bağlaç görevli sözcüklere yer verilmiştir demiş. Burada V bağlacını görebiliyoruz. Evet ancak dizelerde edatımız bulunmadığından doğru değildir. C seçeneğinde zincirleme tamlamasına yer verilmiştir demiş. Burada lalelerin ışığı şeklinde bir belirtili isim tamlamamız mevcut. Laleler sözcüğü tamlayan ekini almış. ışığı derken tamlanan ekimiz var. Ancak ak sözcüğü isim değildir. Nasıl lale diye sorsak ak cevabını veririz sıfatımızdır. Tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır. Zincirleme isim tamlaması diyemeyiz bu nedenle. D seçeneğinde dilek tipiyle çekimlenmiş fiil vardır demiş. Burada soldu, yıkıldı, çalındı, kirlendi bizim çekimli fiillerimiz ve hepsi de aslında görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş. di gelmiş. Görülen geçmiş zaman kipimiz haber kiplerindendir. Dilek kiplerinden değil. Yine yanlıştır. E'de at tamlaması şeklinde kurulan birleşik sözcük vardır demiş. Birleşik sözcüğümüz de mevcut değil. Bu nedenle eleriz. B seçeneğine bakalım. Zamirden türetilmiş sözcük sıfat görevindedir demiş. Ben kişi zamiridir ve buna bir yapım eki getirilerek bencil şeklini almış türetilmiş bir sözcüğümüz var. Nasıl dünya diye sorsak bencil cevabını alırız. Sıfat görevinde de kullanılmış. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A seçeneğinde basit türemiş birleşik yapılı sözcük demiş. Irmakları sözcüğüne bakalım. Irmak sözcüğümüzün kökü, ardından çokluk eki ve peşi sıra iyilik eki gelmiş. Her ikisi de çekim eki olduğundan basit yapılı bir sözcüktür, doğrudur. Türemiş sözcüğümüzse yapraksız sözcüğüne görebiliriz mesela. Yaprak sözcüğümüzün kökü, peşi sıra gelen sızsız eki ise isimden isim yapım eki. Bu nedenle türemiş bir sözcüktür. Gökyüzü ise iki sözcüğün birleşiminden oluştuğundan birleşik yapılı sözcüktür. A seçeneği doğrudur. B'de ad ve sıfat tamlamaları demiş. Kadın çığlıkları derken kadın sözcüğü tamlayan eki almamış. Çığlıkları sözcüğünde ise tamlanan ekimiz mevcut. Ne çığlıkları diye sorsak kadın cevabını alırız. Belirtisiz isim tamlamamız var. Masum denizler derken de denizler isimdir. Nasıl denizler diye sorsak masum cevabını alırız sıfatımızdır. İkisi birlikte sıfat tamlamasını oluşturur. Yine doğrudur ek halinde zamirler demiş. Burada ek halindeki zamirlerimiz iyilik eki ile oluşturulan, iyilik eki almış sözcüklerle oluşturulan zamirler. Bir de ilgi eki olan ki'dir. Bakalım ırmakları derken onun ırmakları şeklinde kullanabiliyoruz. Bu nedenle buradaki iyilik ekidir. Ardından ağaçlar adı derken buradaki at sözcüğünden sonra gelen yine iyilik ekimizdir. Peşi sıra kadın çığlıklarında tamlanan eki dedik. Buna tamlanan eki aynı zamanda iyilik eki demekti. Yine iyilik ekimiz mevcut. Bu da yine doğrudur. Gövdeden türemiş sözcük demiş. Akıtan sözcüğüne bakalım. Akmaktır sözcüğümüzün kökü ve fiil köktür. Akmaktan akıtmak derken fiilden fiil yapım ekini alır. Peşi sıra gelen an en eki ise sıfat fiil ekidir ve tüm fiilimsi ekleri gibi bu da yine yapım ekidir. Kökten sonra gelen yapım eki ile birlikte gövde oluşur ve gövdenin üstüne bir yapım eki daha geldiyse gövdeden türemiş sözcükleri yine doğrudur. Edat ilgeç öbeği bulunmadığından doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? İsim haleki çöplükte sözcüğünde mevcut buradaki D'da bulunma hali ekimizdir. Doğrudur. Zamir ise temiz kalmış ne bulunur bir çöplükte dizesinde mevcut. Buradaki ne sözcüğü bizim soru zamirimiz olur. Çünkü yerine cevap verdiğimizde bir isimle ya da zamirle cevap veririz. Şu bulunur diyebiliriz mesela bu nedenle doğrudur. Edat insanla sözcüğünde mevcut. Buradaki ileyi kaldırıp yerine V getirdiğimizde olsaydı eğer insan ve birlikte şeklinde bağlaç diyecektik. Ancak olmadığından edattır. Sıfatsa bir çöplükte kısmında mevcut. Buradaki bir sözcüğü herhangi bir anlamında kullanılıp kesinlik bildirmeden çöplük ismini belirtmiş. Bu nedenle sıfattır. Dizelerde ad eylem bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde ünlü daralmasına uğramış birden fazla sözcük vardır demiş. Akıyor ve sürüklüyor sözcüklerine bakalım. Sürüklemektir sözcüğümüz, fiilimiz ve buna yor şimdiki zaman eki geldiğinde y sesinin daraltıcı etkisinden dolayı e geniş ünlüsü daralarak ü'ye döner. Burada ünlü daralması mevcuttur. Ancak akıyor sözcüğünde fiilimiz akmaktır. Ardından yor şimdiki zaman ekini alırken iki ünsüz yan yana geldiğinde okunamayacağından araya bir yardımcı ünlü girer. O nedenle burada ünlü daralması değil ünlü türemesi mevcuttur. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. B'de bulunma haleki almış belirtisiz at tamlaması kullanılmıştır demiş. Yakamoz titreşiminde kısmına bakarsak. Yakamoz sözcüğü tamlayan ekini almamış. Titreşimi derken tamlanan ekimiz mevcut. Ayrıca ne titreşimi diye sorsak yakamoz titreşimi cevabını veririz. Kesinlikle bir belirtisiz at tamlamasıdır ardından D'da bulunma hali ekinde aldığına göre B seçeneği doğrudur. C'de birden fazla çekimli eylem vardır demiş. Çekimli eylemler bir fiile kip ve kişi eki getirilmesiyle oluşur. Akıyor sözcüğünde akmak fiilinden sonra yor şimdiki zaman ve eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi mevcut. Sürüklü orada da yine sürüklemek fiilinden sonra yor şimdiki zaman ve eki bulunmayan üçüncü tekil kişi mevcut yine doğrudur. D'de farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir demiş. Durmadan sözcüğünde madan meden zarf fiil ekimiz var. Sindiren, kılan, vuran sözcüklerinde ise an en sıfat fiil ekimiz var. Farklı türde fiilimsilere de yer verilmiştir. E'de ünsüz yumuşaması yapılmıştır demiş. Ahşabına sözcüğüne bakalım. Elbette sözcüğümüzün kökü ahşap ve sert bir ünsüzle bitti. Ardından ünlüye kaldığından buradaki P sert ünsüzü yumuşayarak B'ye döner ve ünsüz yumuşaması da yapılmıştır. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde hem tamlayanı hem tamlananı bir sıfatla nitelenmiş at takımı vardır demiş. Ormanların dalları at takımımız, isim tamlamamız... Ormanlar sözcüğün in, in tamlayan ekini almış. Dalları derken tamlanan ekimiz mevcut. Belirtili isim tamlamamızdır. Tamlayan durumundaki sözcüğü eski sözcüğü nitelemiş. Nasıl ormanlar desek eski cevabını alırız. Dalları sözcüğünü de tamlananı da yetim sözcüğü nitelemiş. Nasıl dallar? Yetim dallar diyebiliyoruz. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. B'de ünsüz yumuşamasına aykırı sözcükler kullanılmıştır demiş. Tutuşmuş sözcüğüne bakalım. Tutmaktır elbette sözcüğümüzün kökü ve sert bir ünsüzle biter. Ardından ünlüyle başlayan ek aldığında buradaki sert ünsüzümüzün yumuşaması gerekirdi ancak yumuşamadı. Yine takılıyor sözcüğünde de takmaktır sözcüğümüzün kökü ve sert ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan ek aldığında keser tünsüzünün yumuşaması gerekirdi ancak yumuşamadı. Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcüklerde kullanılmıştır. C'de zincirleme at tamlamasına yer verilmiştir demiş. Su sesi saydamlığı zincirleme isim tamlamasıdır. Ne sesi dediğimizde su sesi cevabını alırız. Burası belirtisiz isim tamlaması iken tamlayan durumunda kullanılmış ve bir tamlanan getirilmiş ne saydamlığı, su sesi saydamlığı şeklinde. Bu haliyle de bir zincirleme isim tamlaması oluşturulmuş. D'de sıfat fiillere, ortaçlara yer verilmiştir demiş. Tutuşmuş sözcüğünde sıfat fiil ekimiz mevcut. Yine yankılanan sözcüğünde sıfat fiil ekimiz mevcut. Doğrudur. E'de ise zaman belirteçleri kullanılmıştır demiş. Burada zaman zarfı, zaman belirteci bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneğidir. Altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü yönünden ötekilerden farklıdır? Coşkular sözcüğünün kökü coşmaktır ve fiil köktür. İnançlar sözcüğünün kökü ise inanmaktır. Yine fiil köktür. Işıltısı sözcüğünün kökü ise ışımaktır. Yine mekmak getirebildiğimize göre fiil kök. Umudumuz sözcüğünün kökü ise ummaktır ve yine fiil köktür. Arkadaşlarımız sözcüğünün kökü ise arkadır ve isim köktür. Bu nedenle farklı olan 4 olduğundan doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneğinde edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır demiş. Burada kadar edatımızdır ve tomurcuk kadar kısmıyla edat öbeği oluşturur. Peşinden gelen aşksa bir isimdir ve ne kadar aşk diye sorsak tomurcuk kadar cevabını alırız. O nedenle sıfatımız olur. Edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır. A seçeneğini eleriz. B'de belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir demiş. Burada gül bahçesi kısmına bakalım. Gül sözcüğü tamlayan ekini almamış. Bahçesi derken tamlanan ekimiz mevcut. Ayrıca ne bahçesi diye sorsak gül bahçesi cevabını alırız. Kesinlikle bir belirtisiz isim tamlamasıdır. B seçeneğini de eleriz. C'de farklı türde zamirler vardır demiş. Burada sana sözcüğüne bakalım. Sen kişi zamiridir. Sadece yönelme hali eki alarak karşımıza gelmiş. Kim de burada soru zamirimizdir. Cevap versek bir isim ya da zamirle cevap veririz çünkü. Sana gül bahçesini kim açar sorusuna Ahmet açar ya da o açar şeklinde cevap verebiliyoruz. O nedenle soru zamiridir. C seçeneğini de eleriz. DD yapısına göre bağımlı sıralı bir cümledir demiş. Sıralı cümle olması için bunun en az iki adet yükleminin olması ve arada virgül ya da noktalı virgülün bulunması gerekir. Burada sadece bir tane yüklemimiz var. O nedenle D seçeneği doğru cevabımız olacaktır ancak E'ye de bakalım. E'de bir sözcük çekim eki alırken ünlü değişimine uğramıştır demiş. Sana sözcüğünde sen zamirimizdi ardından yönelme hali eki alıyordu. Burada çekim ekidir yönelme hali ekimiz ve elbette e sözcüğü değişerek a'ya döner. Ünlü değişimi de söz konusudur. Yine e'yi de eleriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir demiş. Burada dizeleri düzenlersek beni kendime anlatacak yeni bir dil yaratmak istiyorum tam bir cümle haline dönüşür. O nedenle buradaki anlatacak bizim sıfat fiilimizdir. Ecek acak sıfat fiil ekini almış. Yaratmak sözcüğünde de mekmak isim fiil eki bulunduğundan A seçeneği doğrudur. B'de şahıs zamiri kullanılmıştır demiş. Ben sözcüğü burada bizim kişi zamirimiz şahıs zamirimizdir. Sadece çekim eki alarak karşımıza gelmiş. C'de sayı sıfatına yer verilmiştir demiş. Burada bir dil kısmına bakalım. Herhangi bir dil anlamında kullanıldığından sayı sıfatı diyemeyiz. Buradaki belgesiz sıfatımız olur. O nedenle doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. Nesne ve yüklemden oluşmuş iki ögeli bir cümledir demiş. Cümlemiz beni kendime anlatacak yeni bir dil yaratmak istiyorum şeklindeydi. Burada istiyorum yüklem, isteyen kim ben gizli öznemiz. Bunu öge sıralamasına dahil edemiyorduk gizli özne olduğundan. Ne istiyorum diye sorsak beni kendime anlatacak yeni bir dil yaratmak cevabını veririz. Bu kısmın tamamı da nesnemiz olur. Yani nesne ve yüklemden oluşmuş iki ögeli bir cümledir seçeneği de doğrudur. E'de ünlü daralması yapılmıştır demiş. İstiyorum sözcüğünde fiilimiz istemek. Ardından yoğur şimdiki zaman ekini alırken y'nin daraltıcı etkisinden dolayı e geniş ünlüsü daralarak i'ye döner. Ünlü daralması da mevcuttur. Doğru cevabımız kesinlikle c seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A seçeneğinde kurallı birleşik eylem kullanılmıştır demiş. Bilemiyorum sözcüğünü olumlu hale getirirsek bilebiliyorum şeklinde karşımıza gelir. E bilmek yeterlik birleşik fiilimizdi. O da kurallı birleşik fiiller eylemler arasında yer aldığından doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. B'de soru sözcüğü sıfat görevindedir demiş. Neredeyim soru sözcüğümüz ve buna cevap versek bir isimle ya da zamirle cevap veririz. Neredeyim, şuradayım şeklinde. O nedenle burada sıfat değil, zamir görevindedir. Bu nedenle B seçeneğini eleriz. C'de birden fazla belirtili ad tamlaması kullanılmıştır demiş. Dizelerde belirtili değil, belirtisiz isim tamlamaları mevcuttur. Ne kaygısı yaşamak kaygısı, ne hasreti gök hasreti, ne korkusu ölüm korkusu diyebiliyoruz. Yaşamak, gök, ölüm sözcükleri tamlayan ekini almamış. Ancak kaygısı derken hasreti, kokusu derken tamlanan eklerimiz mevcut. O nedenle bunlar belirtili değil, belirtisiz at tamlamalarıdır. Yine C'yi de eleriz. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş eylemler vardır demiş. Burada sadece bir tane çekimli eylemimiz var. O da bilemiyorum. Ve bilemiyorum sözcüğü de yor şimdiki zaman kipini almış. Görülen geçmiş zaman dı di şeklinde karşımıza geliyordu. Yine eleriz. Bağlama grubuna da yer verilmediğinden doğru cevabımız kesinlikle A seçeneğidir. Eda öğretmen yukarıdaki şiiri tahtaya yazar ve öğrencilerine bu şiirde dil bilgisiyle ilgili bulduğunuz kavramları söyleyinler. Öğrenciler şunları söyler. Buna göre öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir? Sena tamlayana düşmüş isimler kullanılmıştır demiş. Burada göğsümün sözcüğüne bakalım. Benim göğsüm şeklinde kullanabiliyoruz. Benim sözcüğü tamlayan, göğsüm sözcüğü tamlanandır. Benim yazılmadığından Tamlayanın düşmüş isimdir. Aynı şekilde benim yüreğim de diyebiliyoruz. Yine tamlayanın düşmüş bir isimdir. Senanın söylediği doğrudur. Mahmut farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır demiş. Uyandığımda sözcüğünde dık dik sıfat fiil ekimiz var. Açmasına sözcüğünde ise me-ma isim fiil ekimiz var. Bu nedenle yine Mahmut'un dediği de doğrudur. Merve ad durum eklerine yer verilmiştir demiş. Uyandığımda sözcüğünde bulunma hali eki, ülkeye derken yönelme hali eki mevcuttur. Bu nedenle Merve'nin söylediği de yine doğrudur. Melisa bağlaç kullanılmıştır demiş. Burada açmasına açarım da şeklinde gelen deda eki bağlaç olan dedadır. Mert'in söylediğinde ise belgisiz zamir vardır demiş. Burada her sözcüğü sabah ismini kesinlik bildirmeden belirtecek şekilde kullanılmış. O nedenle belgisiz zamir değil belgisiz sıfattır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde iyilik ekinden sonra haleki almış sözcükler vardır demiş. Evimden sözcüğüne bakalım. Benim evim şeklinde kullanabiliyoruz. Bu nedenle buradaki m eki iyilik ekidir. Ardından denden ayrılma hali eki gelmiştir. Annemden derken de yine benzer şekilde benim annem diyebildiğimizden iyelik eki ardından denden ayrılma hali eki mevcuttur. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. B'de basit çekimli fiil vardır demiş. Ararım sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü aramaktır. Ardından R geniş zaman ve peşi sıra birinci tekil kişi eki gelmiştir. Basit çekimli fiildir çünkü sadece bir tane kip ekimiz var. Yine B'de doğrudur. D'de zamirden türemiş sözcük zarf görevinde kullanılmıştır demiş. Kimsesiz sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü kimsedir ve elbette belgisiz zamirdir. Ardından gelen sız siz eki ise isimden isim yapan yapım ekidir ve bu nedenle türemiş bir sözcüktür zamirden. Kalmışım sözcüğü ise fiil nasıl kalmışım diye sorsak kimsesiz kalmışım cevabını alacağımızdan buradaki kimsesiz sözcüğü evet zarf görevinde kullanılmıştır. E'de ünsüz benzeşmesine yer verilmiştir demiş. Uzakta sözcüğünde uzaktır sözcüğümüzün kökü ardından D da ekini almıştır. Ekler hep yumuşak ünsüzlerle başlar. Ancak buradaki K sert ünsüzünden dolayı D yumuşak ünsüzümüzde sertleşir ve T'ye döner. Bu nedenle ünsüz sertleşmesine, ünsüz benzeşmesine de yer verilmiştir. Doğrudur. Dizelerde isim cümlesi bulunmadığından doğru cevabımız C seçeneğidir.